Değerli izleyenler, bugün 13 Şubat 2019. Bizim için önemli bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluş yıl dönümü. Şu anda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bandırma temsilciliğindeyiz. Yanımda Başkan Necip Şengöl ve dernek üyeleri var. Onlarla bugünün önemi ve anısı üzerine bir söyleşi gerçekleştirmek istiyoruz. Önce Necip Bey'e dönüyorum ben. Bugünün anlamı nedir efendim? Sizi dinliyoruz. Tabii ki. 15 Temmuz 1974 tarihinde Rumlar Kıbrıs'ta bir kalkışmaya başlattılar. Bu kalkışmanın amacı Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etme amacıydı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kıbrıs'a müdahale kararı aldı. Ve 20 Temmuz 1974'te de Kıbrıs Barış Harekatı icra edildi. Bu Barış Harekatı'na bizler de katıldık. Ada Harekatı dünyada en zor harekatlardan biridir. Bu harekatı Türk ordusu başarıyla sonuçlandırmıştır. Neticesinde sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İstiklal Savaşı'ndan 52 yıl sonra gerçekleştirdiği çıkarma, havadan atma ve helikopterlerle uçar birlikler harekatını kapsayan bütün sınıf ve kara, deniz ve hava kuvvetlerinin iştirak ettikleri müşterek ve milli bir görevdir. Bu zor ve karmaşık harekat başarıyla sonuçlandırılmış ve sonuç olarak Kıbrıs Türkleri özgürlüklerine kavuşturulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarında Kıbrıs Barış Harekatı'na Kara Kuvvetlerinden 31.504, Deniz Kuvvetlerinden 4.479, bunların içinde hemşireler de bulunmaktı. Hava Kuvvetlerinden 523, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 993 olmak üzere toplamda 37.479 personel katılmıştır. Bu savaşta 498 Türk askeri şehit olmuş, 1200 de yaralanmıştır. 70 Kıbrıs mücahidi ve 270 de Kıbrıs Türk'ü ayrıca şehit olmuştur. Rum ve Yunanların zayiatı ise 4000 ölü ve 12000 yaralıdır. Evet, peki. Bir söyleşi havasında geçsin istiyorum. Tabii ki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu arada yanında temsilcilik üyeleri, arkadaşlar var. Onların da düşüncelerini almak istiyorum. İsterseniz sizden başlayalım. Kendinizi tanıtın ve lütfen düşüncelerinizi açıklayın. Ben ismim Necip Karsoy. 1974 20 Temmuz Barış Harekatı'na katıldım. Deniz askeriydim. Harekat başarıyla sonuçlandı. Allah şehit olanlara rahmet eylesin. Diyeceğim bu kadar. Zor bir harekattı değil mi? Tabii. Neler yaşadınız? Bir iki anı var mı aklınızda sizi etkileyen? Anı var tabii. Çok anılar var da. Mesela nasıl çıktık adaya? Adaya gemi battıktan sonra biz Batan Kocatepe personelinden arkadaşımız. Evet. Öyle mi? Evet. Gemi ateş aldı. Komutan gemiyi terk et emri verdi. Bu arada biz de denize atladık. Botlarla İsrail'e çıktık. İsrail'den tabii bu mesele anlattığım kadar kolay değil. Tabii. Anlattığım kadar kolay değil. Bayağı bir zor şartlar yaşadık botta ve İlk önce de bota binmiyorsun, ilk önce denize atlıyorsun. Denizden sonra yüzü yüze bota gidiyorsun. Bot dalgalıp gidiyor botu. Bu kolay mesele değil. Evet. Bu şartlarda kurtulmuş olduk. Diyeceklerim bu Peki. kadar. Teşekkür Efendim, ederim. Efendim sizi tanıyalım, sizin de düşüncelerinizi alalım. Ben Adem Demir, Kıbrıs Hareketi'ne katıldım. 50. alay
Karol Onal'ın alayıydı. İşte 20 Temmuz'da çıktık Girne kenarından. Ayyorgi'de durakladık. Öyle bir bölge, Ayyorgi bölgesi vardı. İkinci günü Beşparmak Dağı'na çıktık. Tesisat yüklüydünüz. Tesisat vardı. Nasıl çıktık Beşparmak Dağları'na? Beşparmak Dağları'na ikinci 20 Temmuz'u 22. bağlayan gece dağa çıktı, yanıyordu. Komandorlara birleştik. Komandolar paraşütle atlıyordu, siz de dağa tırmandınız. Biz denizden karşı ateşe karşı. Evet. Biz komandorlara birleştik. Komandorlarla ateş devam ediyordu dağda yine. Dağlar da yanıyordu. Dağda kaldık orada. Köyler vardı. Ayarmola, Köndemenez, Yerlokostin. İkinci harekette de Lefkoşa'ya geldim. Uçağın desteğiyle gittik biz taarruza. Kaç gün kaldık Kıbrıs'ta? 12 ay, 19 günlük asker edim, Kıbrıs'a gittim. 20 ay, 10 gün askerlik yaptım, izinsiz. İzinsiz, fazla fazla yaptınız. Hala rüyalarınıza giriyordu değil mi o günler? Giriyor efendim. Evet, evet. Unutulmaz anılar, evet, evet, evet. Peki. Evet, yer gazetesi. Tanıyalım. İsmim Yaşar Durmuş. 1974'te Mersin'de Ertuğrul gemisinde görev yapıyordum ama gemi askeriydik, amfibi deniz piyade olarak yapıyorduk. Ve ilk son günü çıkacağımız için o zaman Cinayet İşleri Başkanı Lütfü Doğan bizim gemiye geldi, dua yaptı. Ve arkadan bizim işte vali konuştu, Mersin valisi. Arkadan Tabarkan'ın komutanı konuştu. O gece çıktık. Bizim mahiyetimizde o çıkarma araçları dediğimiz 300'ler geldi. Biz onlara Ertuğrul gemisi tahminen Kıbrıs adasına 10-15 mil uzaklıkta bir demirledi. Biz ondan gemiden ağlarla o çıkarma araçlarını bindik. Avcı zincirinde adaya doğru yaklaştık. Ondan sonra bizim çıkacağımız yerlere yaklaşınca başladı bizim uçaklarımız o sahili bombalama. O anda siz sahile doğru yönelirken size ateş geliyor muydu karşıdan? Şimdi o ateş geldiğini bilmiyorum. Çok çünkü uçakların sesinden duyulmuyordu. Ondan sonra yaklaşınca az bir süre kalınca mesela bile uçaklar geçti. O çıkarma araçları, makineleri taramaya başladı ama yani biz de geminin içinde oturduğumuz için ufak bir gemi bunlar. Bir takım oluyor. Yani 40 kişi çıkarma aracı. Ondan sonra üstümüzden 4-5 metre geçtiği için çok takırtı oluyor. Yani mermiler bizim yani miğferimize düşüp yere düşer gibi geldi. Sonra bu şeyde sulu kapaklatı ve kuru kapaklatma ihtimali de var. Biz bunların tabii çok şeyin yaptığımız için tam yanaşamadı. Silahları yukarı kaldırdık. Göbeğe kadar suya atladık. Ondan sonra bize verilen emre göre orada bir sahil girme yolu vardı. Biz oraya amfibi olarak mevzirendik ve geçen tüm araçlara atış ettik. Ondan sonra bize dediler 7 dakika sonra 50. piyade ağaya gelecek. Onlarda da şeyler var tabii, ağır zırhlı birlikler var yani taklar, maklar, büyük toplar var. Sonra onlar da 50 dakika sonra falan geldi. Yani çıkışımız adaya bir daha sonra takviye geldi. Ve uçaklarımız bu Beşparmak Dağları'nı çok bombalayıp yaktılar mesela. Evet, kaç gün sürdü kara harekatı sizin bulunduğunuz? Ya şimdi kara harekatı ikinci şeye kadar sürdü ama ateşkes olsa da iyi, orada gece sabaha kadar tabii şey domuzlar var, geliyor silahlar konuşuyordu yani. İlerleme ikinci hareketten sonra bir an sonra İşte bu devletlerin şeyine, Türk şeyine durduruldu bir daha orada. 7-8 ay kaldım ben yani. Sonra ülkemize döndük. Evet, teşekkürler. Hemen şöyle bir genel görüntü yapalım. Evet. Sizleri tanıyalım. Evet, başkan siz de her ne kadar savaşa katılmasanız da biz, yerli ben Türkiye Harp Mahalli Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Şube Başkanı Ufuk Tavşanoğlu. Bizler de Kıbrıs Harekatı'na katılan abilerimize destek amaçlı
yanlarında bulunuyoruz. Onların ne kadar zahmetler ve zorluklar çektiklerini en iyi bizler anlarız. Çünkü bizler de Güneydoğu'da bu zor şartlarda onların katıldığı savaştaki zor şartları biz de Güneydoğu'da yaşadığımız için bu Kıbrıs'taki abilerimizin en zor şartlardaki durumlarını ve psikolojik durumlarını bizler biliriz. Ne kadar da Kıbrıs'ta çıkarma yapmasalar bile oradaki psikoloji, o savaşın psikolojisi çok daha değişiktir. Yani bu Kıbrıs gazilerini bazı yerlerde görmeleri, yani halk veya tarafından, yani yok savaşa gitmemiş demelerine rağmen bu abilerimizin psikolojik olarak baskılarını bizden iyi kimse hissedemez onların durumlarını. Onların yanında her zaman destekleyeceğiz. Her zaman abilerimizin yanındayız. Gazileri abilerimizin. Evet, teşekkür ederiz. Evet, Fatih. Ben şimdi başkanın dediklerinin hepsine katılıyorum. Yani ben de Kıbrıs Harekatı'na katılan Gazi abilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Yani onların göstermiş olduğu başarılarından dolayı her zaman için gurur duyuyorum. Çünkü başkanım dediği gibi onların şeylerinden biz anlarız. Yani psikolojisinden, durumundan. Çünkü bizler de bir Güneydoğu gazisi olduğumuz için ne demiş, onlar bizim abilerimiz. Onlardan bir şeyler öğrendik. Yani bu derler aynı bayrak teslimi gibi. Bizden sonra gelenler de aynısını bizler için diyecek. Biz yani benim demek istediğim, onlara daima gurur duydum. Daima da gurur duyarım. Başkanım bir şey ilave etmek istiyor. Evet. Tekrar döneceğim. Şimdi ben yaşadığım bir olayı Kocatepe'de arkadaşımız bulunuyordu. Kocatepe'nin batışı esnasında ben de uçakta görevliydim. Deniz karakol uçakları vardı. Kıbrıs'ın güneyinde biz iki tane gemi yakaladık. Bu gemilerin bütün yükü kamuflajlıydı. Dolayısıyla biz harekat merkezine bu gemileri rapor ettik. Bu gemileri de Kocatepe, Adatepe gemilerinde o gemileri batırmak üzere görevlendirildiler. O esnada hava hücumu oldu gemilerimize. Biz havada, uçakların havada kalış sürelerini göz önüne alarak hesapladık. Büyük ihtimalle biz kendi gemimizi kendimiz batırıyoruz. Evet. Şeyine vardık. Ve biz gemileri bıraktık. Yani ilk sorti bitti. Uçaklar, jetler gitti. Biz gemilerimiz üzerine gittik. Düşüncemiz şöyle bizim. Biz gemilerin üzerinde uçarsak jetler bizi görür ve hava hücumunu keseriz. Amacımız buydu. Biz gemilerin üzerine yöneldiğimizde gemiler bize ateş etmeye başladı. Dolayısıyla gemilere yaklaşamadık. Ve biz bu karambolde gidip gelirken, inanın savaş psikolojisini anlamanız için söylüyorum. Biz nasıl zaman geçtiğini bilmiyoruz. Görevin verdiği şeyde havada bir ses. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Havada asılı kalacağınızı mı düşünüyorsunuz dedi birisi. Bir şey yaptık, filo komutanı gelmiş bizi almaya. Yani o anda anladık, yakıt kritiğine girmişiz. Neyse biz görevi bıraktık. Antalya Havaalanı'na döndük. İnişte tekerlekleri piste koyduk, motorlar sustu. Evet. O raddede. Yani görev, Türk askerinin görev aşkı bambaşka bu derece. Yani havada yakıp bitebilirdi. Kendi düşünmüyorsunuz bir kere. Hiçbir evet. şekilde kendi hayatınız, kendi canınız aklınıza gelmiyor. Yani. Önce verilen görevi tam layıkıyla yapabilmek amacımız. Ve son olarak evet. tabii Sağ olun Sayın Başkanımız, Sayın Önder Bey. Bu yapılan savaşta ben kendimi tanıtayım, Orhan Orgar'ım. İstiklal Gazisi torunu, babam da savaşmış ama esas kendisi olarak. Fakat Türkiye tarihimizde altın harflerle yazılacak iki tane olay vardı. Atatürk silahsız aldıydı, Hatay'ı aldıydı. Silahsız tarihimize geçer. İkinci olay sayın komutanımızın, sayın arkadaşlarımızın savaştığı Kıbrıs harekatı. Harekat yapıldı ve toprağı kazandık. Fakat şu anda toprağımız kimin elindedir onu bilemiyorum. Allah onlara kolaylık versin ve
Bunlar bize başardıkları için mutluyum. Türk olmaktan da mutluyum. İstiklal Gazisi'nin torunu, evladı olarak da mutluyum. Sizler de mutlusunuz. Onlar olmasaydı, demin değerli arkadaşımın, kardeşlerimin söylediği gaziler olmasaydı biz bu vatanı koruyamazdık. Ve halen de koruyacak güçteler. Bu yaşlara verseler görevi yapabilecek kapasiteleri. Hepsine teşekkür ederim. Minnettarım. Ellerinden öperim. Evet. Değerli izleyenler, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Federal Devleti'nin kuruluş yıldönümüydü. Biz de bugünün anısına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bandırma Temsilcileri geldik. Ve onların değerli düşüncelerini aldık. Bu vatan için, bu topraklar için kanını vermiş, canını vermiş herkesi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onlara minnet duyuyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.